Peki ne olacak diyelim? Pandemi sonrası malum ortaya çıkan gıda güvenliği endişeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, kuraklık, iklim krizi nedeniyle buğday başta olmak üzere hububatta yaşanan hızlı fiyat artışlarını hepimizin gündemine getirdi. Hatta fiyattan da öte bir arz sıkıntısı olur mu? Buğday krizi bir ekmek krizine evrilir mi? Tüm bunlar konuşuluyor. Türkiye bu yıl 20 milyon ton buğday üretmeyi planlıyor. Az önce aktardık. İhtiyacımız ne kadar? Ne kadar ithalat yapacağız? Bu 20 milyon ton bize ne kadar yeter? İthalat pazarlarındaki sıkıntılar neler? Hepsini konuşalım. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy değerli konuğumuz. Merhaba NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Biraz önce söylediğim gibi asıl altın buğday aslında değil mi? Asıl değerli emtia, asıl gözümüz gibi bakmamız gereken tarım ve oradan gelecek haberler. Şimdi 20 milyon tonu görünce %17,6'lık bir yükseliş iyi haber geliyor ama bize ne kadar yeter? Normalde biz ne kadar tüketiyoruz bunları konuşalım. 20 milyon ton bununla başlayalım. Bize ne kadar yeter? Bana bir fırsat verdiniz ama ondan faydalanmak istiyorum. Biz bu konuda taraf olduğumuz için bakın altını, değerli metalleri, hatta bazen espri yaparak para bir kağıt aslında. Yani bunların hiçbiri yenmiyor ama buğday gerçek altın. Çünkü onu tüketmeden tabii ki diğer karbonhidrat ve gıda kaynaklarıyla beraber tüketmeden hayatta kalmamız mümkün değil. Tabii biz bu gelişmeler, dünyada yaşanan iklim değişikliği, pandemi, iklim değişikliği sonrası kuraklık ve en son savaşla gündemin ön planına geldi. Hani yaşanan sebeplerden memnuniyet duymuyoruz ama sonuç olarak gıda güvenliğinin ki biz bunu tedarik zinciri yönetimi olarak hep hayatımızın içinde gıda sektörünü artık dünyanın da gündeminde olmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Çünkü birçok ülkenin üretimi artırmaya yönelik bu noktada politikaları ön plana aldığını gördük. IMF'nin açıklamasında bahsi geçti gıda krizi. Birleşmiş Milletler bu konunun üstünde, G7 ve G20 konunun üstünde. Umarız bu iş bir sizin izah ettiğiniz gibi bulunabilirlik yani kriz noktasına gelmeden bu alınan aksiyonlarla dengeye gelecektir. Bu girişten sonra evet Türkiye'nin özel durumuna geçelim. 20 milyon ton buğday iyi haber. Evet, geçtiğimiz sezon oldukça yoğun bir kuraklıkla karşı karşıya kalmıştık. Bu sene mevsim normallerine yaklaşan bir yağışla, geçen senenin üzerinde mevsim normallerinin biraz altında bir yağışla 20 milyon tonluk bir üretimi hedefliyoruz. Ulusal Hububat Konseyi 20,5'tan 20 milyon tona çekti son yağışlardan dolayı. Amerikan Tarım Bakanlığı da ilk tahminleri geçen sene 16 iken 17,5'a çıkartmıştı. Öyle bir olan fark var ikisinin arasında. Ama şunu söyleyebiliriz, yani tahminler arasında farklılıklar oluyor ama Türkiye'nin geçen seneye oranla en az 2 milyon tonluk bir fazlalık üreteceği beklentisi birçok sektör paydaşının ortak görüşü. Biz ne tüketiyoruz? Evet, bu 20 milyon ton bize yeter mi? Tabii Türkiye'nin tüketim trendinde de önceki yıllarda 18-19 milyon ton bandında olan tüketimin 20-21 milyon ton aralığına doğru yükseldiğini görüyoruz. Burada hem Türkiye'nin nüfus artışı hem de Türkiye'de misafir ettiğimiz diğer milletlerden mülteci olarak gelen misafirlerle beraber tüketimde bir artış trendini hep birlikte izliyoruz. Dolayısıyla hedef tahmin edilen 20 milyon ton rakamı Türkiye'nin kendi dengesini sağlamaya yeterli olacaktır veya 1 milyon ton kadar eksik olacaktır. Bu çerçevede ithalata geçersek, Türkiye'nin içinde bulunduğumuz sezonda 9 milyon tona yaklaşan bir ithalatı var. Önümüz dönem için, yani 22-23 sezon için Amerikan Tarım Bakanlığı'nın 10 milyon tonluk bir ithalat tahmini var ama biz bu üretim rakamlarıyla daha düşük bir ithalatla sezonu geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Yani 9 milyon, 8,5 ila 9 milyon tonluk bir ithalatla Türkiye sezonu geçirecektir. Şimdi her zaman cevapladığım ama gündemden hiç düşmeyen soruyu da tekrar edeyim. Peki neden ithalat yapıyoruz? Madem kendi kendimize yeterliyiz. Evet. Çünkü bu ham maddeyi alarak biz mamul ihracatı gerçekleştiriyoruz. O yüzden de bu kadar yüklü bir ithalatı gerçekleştiriyoruz.
Şimdi 2 dakika gibi bir süremiz var diyor yönetmenim. Olay da şu, şimdi buğday krizi ekmek krizine döner miyim? Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Örgüt'ün uyarısı da vardı. Tüm dünyada 10 hafta yetecek buğday var diye. Bizim kendi içimizde buğday krizi ekmek krizine döner mi? Kesinlikle dönmez, net cevap vereyim. Türkiye kendisi bir tarım ülkesi ve büyük üretici olmasından dolayı bu avantajı var ve şu an içinde bulunduğumuz dönem de çok güzel bir dönem. Hasata başlıyoruz. Yani önümüzdeki 6 aylık dönemde kesinlikle böyle bir şey beklemeyiz. Sonrasında da beklemeyiz ama dünya tabii zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin bu üretim artışı bırakın bizleri, Türkiye'deki vatandaşları, dünya için bile kritik. Çünkü dünyada bu sene hem 13 milyon ton üretim açığı var, hem Ukrayna ürünlerini ihraç edemiyor, hem Hindistan ihracat yasağını koydu, dünya piyasasına arz etmiyor. Dolayısıyla dünyanın buğday dengesinde rahat olmadığı bir seneyi yaşıyoruz. Burada konu dünyanın maalesef bazı ülkeleri için, özellikle Afrika coğrafyası için bulunabilirlik noktasına da gelecek. Ama Türkiye bu anlamda bulunabilirlik konusunda kendinden emin, kendi üretimi var. Yani ithalatta, tedarik zincirinde aksama olsa bile Türkiye'de bulunabilirlik problemi olmaz. Ancak fiyat konusu malumunuz hem dünyadaki bu dengesizlik diyelim, hem de üretim maliyetlerinin artması nedeniyle o tarafta evet fiyatların ne kadar ilerleyeceğini şu an için bilmiyoruz. Bu şunun için de önemli Melda Hanım. Eğer fiyatlar düzeltme yapmazsa üretim artmaz. Üretimin artması için maalesef tüketici nezdinde birazcık fiyatların artmasına müsaade edilmesi lazım. Evet. Tüketici enflasyon.